Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videom 7. sınıftan 8. sınıfa geçen takipçilerim için. Çünkü bildiğiniz gibi LGS 2023 artık bitti. Yani bu seneki 8. sınıfların gerçekten kurtuluşu geldi. Hepiniz rahatladınız. Ama sırada bir yıl sonra LGS 2024 var. Ve şu an bir 7. sınıfsanız ve 7. sınıfı bitirdiyseniz ve bu yaz LGS için hazırlanmaya başlayacaksınız. Neler yapabilirsiniz? Ben bugün bundan bahsetmek istiyorum. Şöyle ki 8. sınıf oluyorsunuz ve üzerinize çok büyük bir yük geliyor aslında. Ama eğer erkenden temkinli bir şekilde ilerlerseniz seneyi çok daha rahat ve çok daha başarılı bir şekilde geçirebilirsiniz. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu yüzden ben de size 7'den 8'e geçtiğiniz yazda neler yapmalısınız, LGS adına nelere dikkat etmelisiniz bundan bahsedeceğim. Hemen başlayalım isterseniz. İlk maddem LGS hakkında biraz araştırma yapmak olacak. Çünkü bildiğiniz gibi 8. sınıfta direkt maraton içine gireceksiniz ve bu süreç içinde nasıl bir sınava hazırlandığınızı, sınav günü gelmesine neler bekliyor bunu biliyor olmanız gerekiyor. Bu yüzden oturun mesela geçmiş yıllardaki LGS'ye giren öğrencilerin videolarını izleyin. Veya işte sınav ne kadar sürüyor, kaç soru var, hangi dersin kaç kat sayısı ne kadar, hangi dersler sizin için daha önemli, hangilerine daha az vakit ayırabilirsiniz. Bunları bir düşünün. Yani genel olarak LGS'nin konseptine hakim olmaya çalışın. Mesela işte örnek sorular yayınlanıyor. Bunu kim yayınlıyor, nerede paylaşılıyor? Veya işte denemelere ne kadar sık girmeniz gerekiyor gibi gibi sene içinde size yol gösterecek veya işte LGS konusunda bilmeniz gereken her şeyi yazın öğrenmeye çalışın. Bunun için dediğim gibi bence en önemli kaynaklar hani internette bir siteden araştırmak yerine geçmiş yıllarda LGS'ye giren öğrencilerin videolarını izleyebilirsiniz veya hani farklı kanallar da var direkt bu şekilde videolar yapan. Bunları takip edebilirsiniz. Geçmiş insanların deneyimlerinden yararlanmak, LGS kafasına girmek, hani LGS mentalitesine girmek için size faydalı olacaktır diye düşünüyorum. İkinci olarak size çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Şöyle ki 8. sınıf başlarken birçok kaynağa ihtiyacınız oluyor. Belki dışarıdan herhangi bir ders veya kurs desteği almanız gerekiyor. Bu dershane olur, özel ders olur veya hani farklı grup derslerine katılıyor olabilirsiniz. Ama ne olursa olsun 8. sınıfta birçok kaynak veya bu tarz dış yardıma ihtiyacınız oluyor. Ve bunları tabii ki sene içinde de ayarlayabilirsiniz ama bence en iyisi gerçekten 8. sınıfa başlamadan sene boyunca nasıl ve hangi yardımlarla ilerleyeceğinizi belirlemek. Ve bu yüzden de eğer hala hani seçmediyseniz veya hani ne bileyim bir araştırma yapmadıysanız bence kaynak araştırması yapmak çok önemli. Veya mesela dershane arıyorsanız da dershaneleri araştırmak ve kayıt olmak çok önemli. Ben de bugün size burada bir dershane önermeye geldim. Aslında önereceğim dershane bir online dershane. Yani evinizin rahatlığında aslında LGS hazırlanabiliyorsunuz ve bence bu çok etkileyici bir şey. Bugün size biraz Tonguç Akademi'nin LGS dershanesinden bahsetmek istiyorum. Tonguç Akademi LGS dershanesi aslında bir online bir dershane dediğim gibi. Siz evinizde çalışırken hiç hani vakit kaybettirmeden online bir şekilde sizin yanınızda olan ve bütün bu süreci sizin için çok kolaylaştıran, çok büyük destek sağlayan bir platform. Şimdi gelin size eğer bu dershaneye kayıt olursanız sizi neler bekliyor, hangi içeriklere ulaşabileceksiniz bundan bahsedeyim. Öncelikle sınıflarınız 16 kişi, yani 16 kişilik canlı ve interaktif sınıflarınız oluyor ve sene boyunca bu sınıflarla ders işliyorsunuz. Toplamda 436 saat canlı derse ulaşma imkanınız oluyor ve bu derslerin hani mesela matematikten çok daha fazla ders var, hani katsayısı yüksek derslerden daha fazla sayıda dersiniz var, daha az derslerden daha az dersiniz var. Toplamda 436 saatlik bir derse ulaşıyorsunuz ve bu gerçekten çok büyük bir imkan bence. Ayrıca dershanenin içinde kişiye özel eğitim koçluğu da var. Bence bu gerçekten çok önemli bir detay çünkü LGS senesinin psikolojik olarak ve hani gerçekten insanı ne kadar mental olarak yorduğunu tahmin bile edemezsiniz. Ve bir koçla çalışmak gerçekten çok daha faydalı oluyor. Çok daha hani adım adım taktiksel ilerlemeniz ve bu şekilde hem çok verim alarak hem de daha az yorularak çalışmanızı sağlıyor. Bu yüzden bir eğitim koçundan faydalanacak olmanız bu dershane için bence çok büyük bir artı. Bunun dışında sene boyunca 34 tane online denemeye giriyorsunuz. Ve hani deneme çözmenin gerçekten LGS hazırlık sürecine ne kadar faydalı olduğunu 1000 kere söylemişimdir. Çünkü tam bir sınav tekrarı yapıyor size ve gerçekten sınavda başınıza gelebilecek senaryoları görüyorsunuz. İşte soru çözerken nasıl ilerlemeniz gerekiyor bunu test edebiliyorsunuz ve bu yüzden içinde toplam 34 tane deneme olması, online deneme olması bence gerçekten sizin için çok büyük bir fırsat. Ayrıca Tonguç'un kendi yayınlarından oluşan 19 tane de kaynak kitap gönderiliyor size. Ve bu şekilde hani hem bir yandan basılı kaynaklardan çalışarak hem de dijitaldeki içeriklerden, sınıflardan faydalanarak gerçekten çok faydalı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Çok hani nasıl desem size süreci verimli bir şekilde ilerlemesini sağlıyor bu LGS dershanesi. Tonguç Akademi'nin LGS dershanesi. Ayrıca içinde veli bilgilendirme sistemi, motivasyon videoları, Tonguç Plus üyeliği, onun dışında işte ara tatil kampları ve yazılı hazırlık kampları gibi birçok özellik de bulunuyor. Ve gerçekten sene boyunca size sunduğu bir sürü içerik, bir sürü fayda ile seneyi çok daha verimli, çok daha başarılı bir şekilde yürütmenize katkı sunan bir dershane. İsterseniz hemen gelin kayıt olduğunuzda elinize ne geçecek onu bir de bilgisayarımdan görelim. Size bahsettiğim tüm içerikleri burada da görebilirsiniz bu şekilde.
ve gördüğünüz bu kitaplar size gönderiliyor. Böyle bir de programa sahip. Dershanenin içine girdiğinizde ise aylık ders programınızı görebiliyorsunuz. Mesela Haziran programı bu şekilde. Bu yaz yönelik bir çalışma sunuyor size. Bunun dışında içinde birçok bölüm var. İşte dershaneyi anlatan, temel LGS paketi, LGS provası ve derslerin içinde bulunduğu, yani içinde konu anlatımlarının ve testlerin bulunduğu sayfalar bulunuyor. Mesela Türkçe'ye girelim. Öncelikle konu öncesi bir değerlendirme testine girebiliyorsunuz. Sonrasında önce videolarla öğrenip sonrasında pekiştirebiliyorsunuz. Ve son olarak da testlerle konuyu tam olarak anlamanızı sağlayabiliyorsunuz. Ve bu şekilde bir konuyu size öğretiyor canlı dersler ve testler ile. İçinde bir tane de 7. sınıf tekrarlı bölüm var. Yani yazın bundan da yararlanabilirsiniz. Ve denemelere de buradan ulaşabiliyorsunuz. Oldukça önemli deneme çözmek bu süreçte. Çalışasım yok butonuna girdiğinizde de eğer motivasyonunuz çok düşükse size rehberlik videoları, işte rehberlik içerikleri sunuyor ve bu şekilde daha iyi hissederek, daha motive olarak çalışmanıza devam edebiliyorsunuz. Bu süreçte herhangi bir özel ders almanın veya dershaneye gitmenin çok maliyetli olduğunu ve maddi açıdan zorlayıcı olduğunu farkındayım. Ve Tonguç Akademi bence bu açıdan da size uygun fiyata çok daha iyi bir alternatif sunuyor. Bu yüzden kesinlikle önerime kulak vermenizi tavsiye ederim. Çünkü hani gerçekten size içerikleri de gösterdim çok gönül rahatlığıyla. LGS sürecinde sizin yanınızda olacağını, size çok destek olacağını söyleyebilirim böyle bir LGS dershanesinin. Bu yüzden Tonguç Akademi LGS dershanesine bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bugün üçüncü bahsedeceğim şey bol bol kitap okuyun. Çünkü gerçekten kitap okumanın soruları çözerken size ne kadar hız kazandırdığını, ne kadar anlamanızı kolaylaştırdığını tahmin bile edemezsiniz. Ben kendi dönemimde gerçekten soruları çok hızlı çözüyordum çünkü okumam çok hızlıydı. Bunda neye borçluydum? Yani bütün ortaokul hayatım boyunca düzenli bir kitap okuma düzenim vardı. Ve bu yüzden de aslında hani hızlı okuyabiliyordum, okuduğumu rahat anlayabiliyordum. Ve bu yüzden hani karşınıza matematikte şu kadar paragraf sorusu gibi sorular geldiği zaman çok daha hızlı ilerliyorsunuz. Bir soruyu bir kere okuduğunuzda yetiyor. İki kere okumanıza gerek kalmıyor. 8. sınıfta kitap okumaya ama vaktiniz olmuyor yani. Hani o sene içinde geliştirebileceğiniz bir pratik değil. Bu yüzden bunu önceden halletmeniz gerekiyor. Ve yani ben 7. sınıftan 8. sınıfa geçerken gerçekten elinizden geldiği kadar fazla kitap okumanızı ve hani zaten bütün sene boyunca okuyamayacaksınız. Hem onun acısını çıkarırsınız erkenden hem de LGS'ye hazırlanırken eğlenceli, kendinize bir şeyler katan bir çalışma sürecinden geçersiniz. O yüzden dediğim gibi hani hangi türden olduğu fark etmez. İstediğiniz, hoşunuza giden bir sürü kitabı bence LGS'den önceki yaz bitirmeye çalışın. Çünkü gerçekten ne dediğimi sene için anlayacaksınız. Hızlı okumak soruları çok çok önemli ve okuduğunuzu anlamak da çok önemli. Bir paragrafı çok hızlı okuyabilirsiniz ama hızlı okurken anlamanız da çok önemli. Bu yüzden hani hiç kitap okumayan birinin bunu yapması biraz zor. Bu yüzden bence 7. sınıftan 8. sınıfa geçerken kesinlikle ve kesinlikle kitap okumaya dikkat edin. Benim size 4. tavsiyem ise 7. sınıf konularını güzel bir şekilde tekrar edin ve hani gerçekten konuların temelini oturtun. Çünkü her ne kadar LGS'de sadece 8. sınıf konularından sorumlu olsanız bile aslında o konular gerçekten 7. sınıfta öğrendiğiniz bilgilerin üzerine kuruluyor. Özellikle buna matematikte çok dikkat edin. Çünkü matematikte bir belli bir hızı yakalamadıysanız, işlemleri kolayca yapamıyorsanız ve hatta hani atıyorum hızlı pratikliğe ulaşmadıysanız 8. sınıfta çok çok yavaş ilerliyorsunuz ve bu yüzden de bu sizi geriye çeken bir etken olarak karşınıza çıkıyor. Bu yüzden özellikle matematikte olmak üzere bence diğer dersler de çok önem gösterin. LGS konularına başlamadan önce bir 7. sınıf konularını kesinlikle oturtun. Ve hani gerekirse bunun için test kitapları alın, gerekirse 7'den 8'e hazırlık setleri oluyor onlardan alın. Ve hani bu şekilde 7. sınıfın konularını önce bir oturtun. Sonrasında 7'yi tam olarak bildiğinize emin olduktan sonra hani eğer 7'yi bitirmeniz bütün yazınızı alıyorsa bırakın bütün yaz 7 ile uğraşın bence. Ama mesela yazın ortasına geldiniz artık 7. sınıf konularına gerçekten çok hakimsiniz. Bu sefer bence 8. sınıf konularına çalışmaya başlayabilirsiniz. Tabii ki sizden kimse çok detaylı bir şekilde her şeyi ezberlemenizi beklemiyor. Hani karşınıza bir LGS denemesi geldiğinde soruları çözmenizi beklemiyor. Çünkü sonuç olarak kendi kendinize çalışacaksınız ve ne kadar öğrenebilirseniz kârdır. Ama en azından genel konuların konseptine hakim olun. Mesela inkılap çalışıyorsanız hani genel olay akışına hakim olun, din çalışıyorsanız kavramların ne olduğunu en azından bilin, matematikte hangi konular var bunu görmüş olursunuz gibi gibi. Hani en azından bir 8'e hazırlık süreci, 8'in derslerini bir gözden geçirme bence sene içinde yükünüzü oldukça hafifletecektir ki ben mesela 8. sınıfa geçerkenki yaz 8'in bütün konularını bitirmiştim kendim çalışarak. Tabii ki bunların çok detayına inmemiştim ama yüzeysel bir şekilde bütün konulara az çok hakimdim. Sizin de bence 8'e geçmeden önce bu şekilde bir ilerleme kaydetmeniz size çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, 8. sınıfa geçenlere 5. ve son tavsiyem ise paragraf çözmeniz. Çünkü gerçekten sene içinde düzenli olarak paragraf çözmeniz gerekiyor ve buna Eylül ayında bir anda başlayarak alışamazsınız. Yani öncesinden bir gerçekten hani günde en az
atıyorum 20 tane paragraf çözmeye, en az 10 tane paragraf çözmeye hazırlıklı olmanız gerekiyor. Peki paragraf çözmek niye önemli diye soracak olursanız, Türkçe'de gerçekten soruların çok büyük bir kısmı okuduğunu anlama ve hani çoğunlukla da paragraf soruları. Paragraf çözerken aynı zamanda sözcükte anlamı da tekrar ediyorsunuz. Bu yüzden hani gerçekten Türkçenin çok büyük bir yükünü paragraf çözerek hani hafifletebiliyorsunuz da gerçekten bu şekilde çalışmanız gerekiyor. 1. Türkçe için paragraf çok gerekli. İkinci olarak da sadece Türkçe için de değil, gerçekten sorulara baktığınızda LGS'deki, hani sadece sözelden bile bahsetmiyorum, matematik ve fende de bu şekilde sorular var. Paragraf sorusu çözer gibisiniz aslında. Hani metinden çıkarım yapma, verilen bilgiyi değerlendirme, yorum yeteneğini ölçme gibi gibi sorular çok fazla olduğu için aslında paragraf çözerken sadece paragraf sorularına hazırlanmıyorsunuz. Diğer uzun, yeni nesil sorulara da hazırlanıyorsunuz. Ve bu şekilde hani paragraf çözdüğünüz zaman LGS'nin genel bütününe bir katkı yapan bir çalışmada bulunmuş oluyorsunuz. Ve gerçekten en azından bir tane paragraf kitabını yazın bence, bitirin. Hani hem size biraz hız kazandırır. Paragraf nasıl çözülüyor, nasıl daha hızlı çözebilirsiniz bunu öğrenirsiniz. Hem çözerkenki taktikleri görürsünüz. Hani büyük ihtimalle YouTube'dan falan da izliyorsanız biliyorsunuzdur çoğu taktiği ama işte hani bir buna alışırsınız. Hem de yani paragraf çözmeye erkenden başladığınız için daha fazla paragraf soru tipi görmüş olursunuz. Ve sene içinde de daha hani iyi bir şekilde ilerleyebilirsiniz diye ben düşünüyorum. Ve ben gerçekten yazın çok fazla paragraf sorusu çözmüştüm. Benim önerilerim bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Herkese faydalı olmaya çalıştım. Ben çok güzel bir öneride de bulundum. Umarım dediklerimi dikkate alırsınız ve 8. sınıfa çok bomba gibi başlarsınız diyorum. Önünüzde kocaman bir yaz var. Çok uzun bir süre var. Eğer dediğim şekilde değerlendirirseniz gerçekten 8. sınıfa başlarken çok faydalı olacağını düşünüyorum önerilerimin. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz, abone olabilirsiniz ve beni tabii ki Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, derslerimi unutmayın ve hoşça kalın.